Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel zarif bir örgü model anlatacağım Hem kendi kıyafetlerinizi uyarlayabilirsiniz, hem bebek kıyafetlerini uyarlayabilirsiniz. Harika olur. Böyle dediğim gibi çok şık, güzel duruyor, ajurlu bir model. Ee, size şöyle bebek kıyafetlerine uygularsınız diye şöyle ortaklıkta bebek günüyle e, hazırladım bir tane büyük bir parça. Onu göstereceğim. Bir de e, Kendinizi örmek isterseniz de Angora simli böyle kimyon rengi bir ipim var. Bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Hazırsanız 33 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneyim. Evet, iki desen için 33 tane ilmek attım. Şöyle çevirelim. İlk sıra hemen desene başlamayalım. Kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimizin birinci ön yüz sırasındayız. Şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir düz ördüm. Kenar ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 10 tane ters örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tersten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Evet, diğer desene geçmiş olduk. Ne yaptık? Kenar ilmekten sonra bir düz ördük, bir doladık, 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir ördük. 10 tane ters ördük. Sağa doğru iki ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık, bir düz ördük. Bir doladık. Yine ikinci desen için iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 10 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü bu şekilde çevirip ikisini bir sağa doğru ördüm bir doladım bir düz ördüm kenar ilmeğimi de örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirelim tersinden tersler ters düzler düz olacak artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek ipimi kendime doğru aldım ilk ilmeğimi örmeden aldım burada şöyle burada önden düz örmüştük arkadan ters örüyorum artırdığım ilmeği de ters örüyorum burada ikisini bir ördüm ilmeği de ters ördüm ne yaptım kenar ilmekten sonra 3 ters ördüm düz örerek ilerliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düzden sonra ters örüyorum. 1 artırdığım ilmek ters, 2 3 4 5 tane ters ördüm. 10 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 tane ters. 1 2 3 son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Evet çevirdim. İkinci ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Yani kenar ilmekten sonra iki düz ördük. Sıradaki düz ve ters ilmek ikisine bir örüyorum. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Karşında bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin bu şekilde yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum ki daha güzel dursun. Evet, sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3 bir doladım sıradaki diğer desenime geçmiş oldum sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 karşında bir ters bir düz ilmek var düz ilmeğin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım iki düz örüyorum son kenar ilmeğimi de düz örüp ikinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim modelin arka yüzündeyim yine tersler ters düzler düz olarak örecek kenar ilmekten sonra iki tane tersim var ters örüyorum artırdığımız ilmek de ters olacak burada ikisini bir ördüğümüz ilmek de ters olacak 8 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ters örüyorum. 1 artırdım ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 tane ters, 8 tane düz. 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. 3 tane ters. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Evet ben şurada sanki artırmayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle. Evet, biz başlarken artırmayı unutmuşuz arkadaşlar. Burada şöyle şu şekilde alabilirsiniz. Bakın. İkinci ön yüz sırasında kenar ilmekten sonra iki düz örüp bir tane doluyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da unuttuysanız benim gibi şuradaki ilmeği alıp şöyle işinize geçirin. Ve ters örüyorum son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım Evet 3. ön yüz sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm sonrasında bak, kenar ilmekten sonra bir düz ördük bir doladık sıradaki iki düz ilmeğimin ikisini bir bu şekilde örüyorum bir doladım. Karşımda bir düz bir ters ilmek var. ikisini bir örüyorum. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir ters bir düz ilmek var. İkincisinin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 iki iğnenin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir öreceğiz. Burada da bir eksiltme yapmış oluyoruz. Evet, bir doladım. Bir düz örüyorum. Bir doladım diğer desene geçiyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz ve bir ters ilmek var. İkisini bir örüyorum. Altı tane ters. Bir, iki, üç, 4 5 6 Bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum ki yönü güzel dursun. Evet, bir doladım. Bir doladıktan sonra yine sıradaki iki ilmeğin ikincisini de yönü çevirebilirsiniz ya da bu şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. Kalan 2 ilmeğim de düz örüp 3. öncü sıramı tamamlamış oldum. Çevirelim. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olacak. Kenar ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 tane ters 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6. Ters örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 6 tane düz var. Karşımda düz örüyorum. Ters örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 son kenar ilmeğimi de düz örüp arka yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim ön yüzeyim bakın burası üçgen şeklinde kapanacak buralarda ajurlu bir şekilde açılacak dördüncü bakın bir ajurları sayarsak bakın bir iki üç tane olmuş şimdi dördüncü ön yüz sırasındayız İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm bir düzden sonra bir düz daha ördüm bir doladım kenar ilmekten sonra iki düz ördük bir doladık sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük bir doladık sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük dört tane ters bir iki üç dört sıradaki iki ilmeğin ikincisini yani düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir Örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir yönü çevirip ikincisini yönü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. Üç tane düz. Bir, iki ve üç. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Dört tane ters. Bir, iki, üç ve dört. Ters ve düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirdim. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım İki düz son kenar ilmeğimi de düz örüp dördüncü ön yüz sıramı tamamlamış oldum Evet çevirdim arka yüzdeyim artık arka yüzü anlamışsınızdır diye umut ediyorum Çünkü tersi ters düzü düz öreceğiz artırdığımız ilmekler de ters olacak kenar ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum şöyle 4 5 6 tane ters ördüm 4 tane düz örüyorum ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ters ördüm 4 tane düz örüyorum 1 2 3 ve 4 ters örerek ilerliyorum 1 2 3 4 5 6 ters son kenar ilmeğimde düz örüp Modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Kaçıncı ön yüz sırasındayız? Nasıl anlayacağız? Bakın ajurları sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Ön yüz sırasındayız. 4 tane yapmışız çünkü. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmekten sonra bir düz ördük. Burada bir doladım. Buradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ne yaptık? Tekrar söylüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz ördük, bir doladık, iki ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. İki tane ters, bir ve iki. Karşında bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ortada iki tersim kaldı gördüğünüz gibi. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz bir ters ilmek var. ikisini bir ördüm. İki tane ters. Yine ters ve düz ilmek düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bu şekilde de örebilirsiniz. Bakın böyle sağa doğru direkt ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir sağa doğru örüyorum. Bir doladım. İki tane düz örüp beşinci önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzünü bilirsiniz arkadaşlar. Ters olarak öreceğiz. Burada iki düzüm kaldı. Zaten iki düz sonrasında ters örerek ilerleyeceğiz. İki düz ters öreceğiz. Son kenar ilmeğini de düz örüp sırayı tamamlayalım. Evet, 6. ön yüz sırasındayım. Son ön yüz sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmekten sonra bir iki düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm karşında bir ters bir düz ilmek var yine sağa doğru çevirip ikisini bir örüyorum sağa doğru örüyorum bir doladım yine sıradaki iki ilmeğin ya yönünü çevirin ya da bu şekilde de örebilirsiniz şöyle genişletep örebilirsiniz. Bir doladığım Yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir sağa doğru örüyorum. Bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Bakın 3 tane V şeklinde kanat oluştu. En alttaki ajurlarını sayıyorum 1 2 3 4 5 6 yaptık 10 üzerindeki 1 2 3 4 yaptık 10 üzerinde 1 2 ajuru yaptık bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doladım bir düz bir ters ilmek ikisini bir ördüm karşında yine bir ters bir düz ilmek var Şöyle yine yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladığım sıradaki iki ilmeğin yönünü sağa doğru çevirip örüyorum. Bir doladığım yine sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladığım iki düz son kenar ilmeğimi de düz örüp altıncı desenimin son ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Bu sırada artık bütün ilmekleri ters olarak örelim. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Düz ilmek kalmadı. Evet, modelimin arka yüzünü tamamladım. Ters örerek şimdi ön yüzdeyim. Hemen bir sonraki desene başlamıyoruz arkadaşlar. 2 sıra önden bütün ilmeklerimizi düz Arkadan da bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek bütün ilmekleri düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet düz sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde de dediğim gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet ters örüp döneceğim. Evet ters örerek sayı tamamladım. Çevirdim. Şimdi desenin birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Şöyle kısaca hatırlatmak adına bu sırayı öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 10 tane ters örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir doladım bir düz örüyorum Bakın, düz ilmek tam ortadakine denk geliyor bir doladım Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 10 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp Modelimin birinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Artık bilirsiniz arkadaşlar, altı bakaraktan da yapabilirsiniz. Videoyu geri alıp da birinci sıranın birinci ön yüz sırasından sonraki arka yüz sırasına gelip o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bir desen daha yapacağım, net model açığa çıksın diye sonrasını göstereceğim. Evet, ikinci desende tamamladım. Gördüğünüz gibi çok narin, çok kibar, ajurlu bir model. Böyle. Evet uç, üç boyutlu gibi duruyor. O iki sıra önden düz arkadan ters ördüğümüz için. Burada kabarık duruyor. Kabarık olmasını istemiyorsanız direkt modele başlayabilirsiniz. Evet ben şöyle bebeğin ördüm onu da göstereyim kalın orta kalınlıkta da Daha doğrusu ee, beyaz masa örtüsünde kendini göstermedi O yüzden masa örtüsünü değiştirdim böyle dediğim gibi kalın iple de gayet şık bebek örgülerinde kullanabilirsiniz Hatta tam bebek kolda olmuş gördüğünüz gibi Evet 3 desen şöyle üç tane üçgen şeklinde desen arkası da bu şekilde bebek battaniyesi de örülebilir arkadaşlar gayet şık güzel durur Evet inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim abonelik ücretsiz arkadaşlar bazı takipçilerim soruyor ücretsiz Videolarıma beğeni yaparsanız, e, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Böylelikle daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.